Merhabalar kuzularım, tosunlarım. İkinci video, Alkenler'in ikinci videosuyla devam ediyoruz. Ne anlatacağız? Alkenler'in fiziksel özellikleri ve kimyasal özellikleri, kimyasal reaksiyonlarından bahsedeceğiz bu videomuzda. Hadi başlayalım. Fiziksel özellikler. Ne fiziksel özellikler? Aslında erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi fiziksel özelliklerden ve bu fiziksel özelliklere etkeden faktörlerden bahsedeceğiz. Alkanların fiziksel özellikleriyle benzerlik gösterirler. Sebep? Niye benzerlik gösteriyorlar? Çünkü bunlar hidrokarbon. Hidrokarbonlar kimlerdi arkadaşlar? Şuraya bir yazalım, bir hatırlayalım. Hidrokarbon. Ne demekti hidrokarbon arkadaşlar? Karbon ve hidrojenden oluşanlar. Yani alkanlar, yani alkenler, yani alkinler. Bir de aromatik hidrokarbonlar var, onları sonra işleyeceğiz. Arkadaşlar, adı üstünde hidrokarbon. Yani sadece karbon ve hidrojenden oluşan moleküller. Ve bu moleküllerin alayı apolar yapılıdır. Bundan dolayı fiziksel özellikleri birbirine benzerdir. Alkenler apolar moleküllerdir, aynı alkanlarda olduğu gibi. İyi de apolar moleküller, apolar molekül olması ne özellik gösteriyor? Şunu özellik gösteriyor. Mesela C3H6'yı aldınız. Bunu sıvı haline aldınız. Arkadaşlar, bunu sıvı haline aldınız, bir kaba koyduğunuzda C3H6 molekülleri yan yana bulunmaktadır. Peki bu durumda C3H6 ile C3H6'yı bir arada tutan kuvvetin ismi nedir? Bunlar apolar molekül olduğuna göre neyle hatırlayacak olursanız London kuvvetleridir. Yani bunların moleküller arasında London kuvvetleri gözlenir. Ve bunlar en zayıf etkileşimlerdi ve London kuvvetlerini kütlesel çekim olarak düşünebiliyordunuz. Dolayısıyla da karbon sayısı arttıkça London kuvvetleri artar. Ne demek bu? Bu bir alken, bu bir alken. Karbon sayısı artırırsam bu ikisi arasında iki etkileşim, yani çekim kuvveti artıyor. Daha sağlam bağlandığı için bunu eritmek, kaynatmak zorlaşıyor. Onun için de karbon sayısı arttıkça London kuvvetleri artar. Bundan dolayı da erime noktası, kaynama noktası ve yoğunluk gibi fiziksel özelliklerini ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Peki apolar moleküller su polar olduğuna göre suda çözünürler mi arkadaşlar? Tabii ki çözünmezler. Bu özelliklere biz fiziksel özellikler diyoruz ve dediğimiz gibi alkenler de alkanlara benziyor. Gelelim kimyasal özelliklerine ve tepkimelerine. Ne bu kimyasal özellikler? Yapılarında pi bağı içerdiklerinden doymamışlardır. Hatırlayın, alkanlara biz doymuş hidrokarbonlar demiştik. Çünkü bütün bağlar sigma bağıydı. Hatta bundan dolayı da sigma bağları pi bağlarına göre güçlü ya arkadaşlar. Bundan dolayı alkanların doğru dürüst reaksiyonu yoktu. Ama alkenler pi bağı içerdiklerinden dolayı önemli tepkimeleri var sevgili çocuklar. Peki pi bağı içerdiklerinden doymamışlardır. Çift bağ karbonları, bakın buradaki bağlardan birisi sigma, birisi pi bağıydı. Karbonları spekar hibriti yapar. Arkadaşlar, bu hibritleşmeyi bir kez daha hatırlatıyorum. Olur sorulursa. Mesela şöyle bir şey çizeyim ben size. Şuraya tekrar yapalım. Karbon, hidrojen, hidrojen, karbon. Sonra şuraya bir tane hidrojen. Şuraya şöyle bir çift bağ yapayım. Şöyle hidrojen, karbon. Şöyle bir üçlü bağ yapayım. Hidrojen. Arkadaşlar bakın, burada sigma bağ yapan da var, bir tane pi bağ yapan da var, iki tane pi bağ yapan da var. Hibritleşmeyi nasıl buluyorduk hatırlayacak olursanız, karbonun sigma bağ sayısına göre. Şu karbona gelin bakın. 1, 2, 3, 4 bağ yapmış ve hepsi sigma. Onun için bu vatandaşın hibrit türü sp3'tü. Hocam nereden anladık? Dikkat! P'nin üzerindeki rakamla S'in üzerindeki rakam toplamı bunun hibrit türünü veriyordu. 1, 3, 1 daha 4, 1, 2, 3, 4 sigma. Gel buraya. 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Şu pi. Dolayısıyla 3 sigma olduğu için bu vatandaş sp2. 2 artı 1, 3. 3 tane sigma olduğundan. Bu karbona geldim. 1, 2, 3. Bu da sp2. Bunlara geldik. Bu karbona bakıyorum. 3 tane bağ var. Biri sigma, diğer ikisi pi. Sigma 1, sigma 2. O zaman bu vatandaş sp. Aynı şekilde 1, 2. Bu vatandaş da sp hibritleşmesi yapıyordu. Peki çift bağ karbonlarına dikkat. Gördüğünüz gibi çift bağ karbonları ne hibritleşmesi yaptı? Sp kare hibritleşmesi yaptılar arkadaşlar. Homolog sıra oluştururlar. Peki homolog sıra neydi? Homolog sıra ise şuydu. C2H4 birinci üyesi. C3H6 ikinci üyesi. C4H8 üçüncü üyesi. İki ardışık, iki hidrokarbon, iki alken arasındaki farka bakıyorum gençler. Karbon sayısı kaç arttı? 1. Hidrojen sayısı kaç arttı? 2. CH2 kadar fark var. Buraya geldim. Karbon sayısı 1, hidrojen sayısı 2. CH2 kadar fark var. İşte bu farkın bu şekilde düzenli olarak devam etmesine biz homolog sıra diyoruz. Onun için bu ifade doğrudur.
Etilen bileşiği CHK4'tür kendisi. Meyvelerin olgunlaşmasını sağlayan bir bitki hormonudur. İşte domateste, muzda, domatesde kızarmayı, muzda sararmayı sağlayan vatandaş var ya. Aha işte o alkendir, yani etilendir. Orada kullanılır arkadaşlar. Sonra alkil halojenürler, ki kendisi nasıl gösterilir hemen söyleyeyim. RX şeklinde gösterilir. R alkil, X ise halojeni ifade eder. Alkol, ROH madde. Alkol de bu vatandaştır arkadaşlar. Ve polimer üretiminde, polimeri ileride göreceğiz arkadaşlar konu ilerleyen kısmında. Poli çok demek, mer parça demek. Çoklaşmış parça, yani çoğalmış parça anlamında düşünebilirsiniz. Küçük moleküller birleşerek daha büyük bir molekül oluşturacağız. Bunların üretiminde kullanılıyorlarmış arkadaşlar bu vatandaşlar, yani alkenler. Hadi başlayalım bakalım, başka kimyasal ne reaksiyonları var? Birinci kimyasal reaksiyonları katılma reaksiyonları arkadaşlar. Peki katılma nedir? Katılma tepkimesi demek, molekülden bir şey koparmadan moleküle yeni bir element veya grubun bağlanması demektir arkadaşlar. Aha burada olduğu gibi dikkat edin bakın şimdi. Katılma tepkimesinde şuradaki pi bağını kıracağız. Pi bağının kırıldığı karbonlara yeni şeyler bağlayacağız. Bu karbon 4 bağ yapmış şu anda. Bu karbon da 4 bağ yapmış ama bir tanesi pi. Bu karbon da 4 bağ yaptı, bir tanesi pi. Arkadaşlar buraya hidrojen kattığımızda şuradaki pi bağını kırıyorsunuz. Peki bu pi bağ kırılırsa bu karbonun bağ sayısı 3'e, bu karbonun da bağ sayısı 3'e düştü ya. Hidrojenlerden birisi buraya bağlanır, diğeri de buraya bağlanır. Peki H2 nasıl bir molekül? Apolar. Onun için bunlara apolar moleküllerin katılması diyoruz arkadaşlar. Buraya bir hidrojen, buraya bir hidrojen koparırsak işte buna dönüştürdük. Dikkat edin, propen neye dönüştü? Propana. Niye? Çünkü yapıda pi bağ kalmadı. Bütün bağları neye dönüştürmüş olduk? Sigma bağını. Bu durumda ben bu tepkimeye aynı zamanda doyurma tepkimesi de diyebilirim. Neden? Çünkü bu doymamıştı. Doymuş elde ettik. Dolayısıyla da doyurulma tepkimesi diyebiliriz. Hatta biyolojide görmüşsünüzdür gençler. Hani doymamış yağ asitlerinin doyurulmasıyla margarinler elde edilir diye görmüşsünüzdür. Hocalarınız göstermiştir. Peki bir de brom katalım. Mekanizma aynı. Değişen bir şey yok. Bir tane pi bağ var. Yine bromun bir tanesi buraya, bir tanesi de buraya katılacak. Yalnız bromun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bromun sulu çözeltisi kırmızı renktedir. Tamam. Yani biz bromu suda çözdüğümüzde ortam kırmızılaşır. Peki şimdi o kırmızı renkli çözeltinin içerisinde ne geçiriyorum bakın, ne ilave ediyorum? Propen. Peki şimdi bu ikisi reaksiyona girecek. Bromları buraya bağladığımızda ortamdaki Br2 miktarı zamanla azalacak. Bromları buraya bağladın ve bunu oluşturdun. Bromun bir tanesi buraya, bir tanesi buraya. Aradaki pi bağını kırdık bakın, dikkat edin. Tamam. Peki oluşan bileşik ne renkte? Renksiz. Bu vatandaş ne? Kırmızı. Bu vatandaş da renksiz. Zamanla bunların miktarı azaldığına göre ortamın kırmızı renkli yavaş yavaş açılmaya başlayacak mı arkadaşlar? Açıldığı için bir süre sonra ortamda kırmızı renk falan kalmaz. O zaman önemli bir cümle söyleyeceğim. Dikkat. Alkenler bromlu suyun rengini giderirler. İyi de hocam, alkanlar bu tepkimeyi vermez, tamam da alkinlerde de pi bağ var. Alkinlerde de pi bağ var. Dolayısıyla alkinlerde bu tepkimeyi verir. Yani alkenler ve alkinler bromlu suyun rengini giderirler. Sevgili çocuklarım, sınıflandırma sorularında şöyle bir ifade karşınıza çıkabilir. Der ki adam, X, Y ve Z hidrokarbondur. Bunlar ile ilgili şu bilgiler verilmiştir. Birinci bilgide der ki, yalnız X bromlu suyun rengini gidermemektedir. Öğrendik şimdi. Kimler gideriyordu? Alkenler ve alkinler. O zaman gidermeyen kimdir? Alkanlardır. Direkt X'e ne diyeceksin arkadaşlar orada? Alkandır diyeceksin. Peki apolar moleküllerin katılması böyle. Peki burada ikinci ifadeye, ikinci şeye geçtik. Bir de neyi katalım arkadaşlar? Polar moleküller katalım. Peki polar moleküller kattığımızda ne olacak? Fark ne? Fark şu. Biraz önce H2 kattım ya, hidrojenin birisini buraya, birisini buraya bağladım. Ama burada HCl katıyorum. Polar moleküllerden kastettiğimiz bunlar. İyi de HCl kattığımızda ne olacak? Hidrojeni buraya mı buraya mı bağlayacağım? Kloru nereye bağlayacağım? Buraya mı buraya mı? İşte burada Markov Nikov diye bir vatandaş var. Rus bilim adamı. Markov Nikov kuralı devreye giriyor. Diyor ki Markov Nikov, katılma tepkimelerinde pozitif yüklü tanecik hidrojeni fazla olan karbona katılır. Peki bakıyorum, cümleyi tekrarlıyorum bir daha. Katılma tepkimelerinde pozitif yüklü tanecik
hidrojeni bol olan karbona katılır. Bazen bunu şöyle de duyarsınız. Hidrojen hidrojeni bol olan karbona katılır diye. Niye? Çünkü klor burada eksi. Pozitif yüklü tanecik kim? Hidrojen. O zaman hidrojeni nereye bağlayacağım? Buraya. Kloru nereye bağlayacağım? Aha da buraya. Belki aranızdan şunları söyleyenler olabilir. İyi de hocam, aha bak burada hidrojeni bol olan daha fazlası var. Niye hidrojeni getirip buraya bağlamadım? E tabii ki şundan dolayı. Pi bağ burada kırılıyor ya. Pi bağ hangi karbonlarda kırılıyorsa arkadaşlar onlara bağlamam lazım. Kaldı ki buna bağlayamazsınız zaten. Bu karbon 4 tane sigma bağı var. Yeni bir atomu ya da grubu bağlayamazsın. Pi bağını kırdığımız için buraya bağlayacağız. Hidrojeni buraya bağladım. Kloru buraya bağladım. İşte burada bu şekilde oluşan ürüne biz ana ürün diyoruz. %90 civarlarında bundan oluşur arkadaşlar. Peki geriye kalan bu. Yani klorun buraya bağlanması da olabilir. Yani tepkime içerisinde gerçekleşir ama bu çok daha azdır. Ondan dolayı yan ürün diyoruz. Eğer size ne oluşur diye sorarsa tabii ki neyi cevaplayacaksınız arkadaşlar? Ana ürünü getirip kloru ikinci karbona buraya bağlayacaksınız. Peki bir de su katalım hadi. Su kattığımızda ne olacak? Eğer böyle bir tepkime görürseniz, bakın ben şuraya şöyle bir şey yaptım ya. Böyle yazarsanız suyu HOH şeklinde yazarsanız tepkimede neyin nereye bağlanacağını daha net görürsünüz. Yine aynı mantık. Hidrojeni bol olan bağlıyorum. Buraya OH'ı getiriyorum. Buraya bağlıyorum. Ve buradan elde edeceğim ürün ana ürün yani şu. Dikkat ne elde ettik? Alkol elde ettik. Yapıda eğer OH varsa alkol. O zaman sorulardan bir tanesi, üniversite sınavlarında sorulmuş sorunun bir tanesini okuyorum aynen. Aynen şöyle. Hidrokarbon olduğu bilinen X ile ilgili şu bilgiler verilmektedir. X'e su katıldığında alkol oluşmaktadır. O zaman bu X vatandaşı kimmiş? Alkenmiş. Alkene su katılabilir. Dolayısıyla katıldığında da ne oluşur? Dikkat, alkol oluşur. Aynı mantıktan hidrojenin buraya bağlandığı durumlar da var arkadaşlar. Pardon, şuraya bağlandığı durumlar da var. Buna da yan ürün diyoruz. Yine buradaki ana ürün yaklaşık %90 civarında bundan oluşacaktır. Toparlayalım. Alkenler pi bağ içerdiklerinden dolayı katılma tepkimesi verirler. Alkinler de katılma tepkimesi verir. Onu ileride anlatacağız. Katılma tepkimesini de ikiye ayırdık. Apolar moleküllerin katılması ve polar moleküllerin katılması olarak arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. 2. Polimerleşirler. Peki ne bu polimerleşme tepkimesi? Polimerleşme tepkimesi dediğimiz tepkime arkadaşlar küçük moleküllerin birbirine bağlanarak daha büyük moleküllere dönüşmesine biz polimerleşme diyoruz. İşte bakın bu bir küçük molekül etilen ya da eten ya da etilen dediğimiz vatandaş. İki karbonlu en küçük alken. Ama siz bunları birbirine bağlarsanız inanılmaz devasa bir yapı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Peki hocam bunları nasıl birbirine bağlayacağız? Katılma ile. Katılma nasıl oluyordu? Pi bağını kırarak. Yani şöyle. Yan yana bir sürü etilen molekülü düşünün arkadaşlar. Şöyle yan yana bir sürü etilen molekülü düşünün. Arkadaşlar bu pi bağı kopuyor. Bu iki karbon arasında açılıyor. Bu buraya bağlandığı anda bu kopuyor. Bağlandığı anda bu kopuyor. Artık bütün pi bağlarını kırıyoruz ve neye dönüştürüyoruz? Sigma bağını. Ama bunları dönüştürürken de birbirine bağladığımız için inanılmaz devasa büyüklükte moleküller elde ediyoruz. N tanesini aldım, birbirine bağladım. Bakın sigma bağı kalmadı. İşte buna polimerleşmiş hali diyoruz arkadaşlar. Buna polieten ya da polietilen. Kısaca PE. Plastik malzemelerin ham maddesi arkadaşlar. Poşetler, diğer plastik malzemeler, onların yapımında kullanılan ham madde bu. Bunu polimerleştirirsen polietilen dediğimiz yapı oluşuyor. O zaman buradan şu sonuç çıkar mı? İyi de hocam o zaman alkinler de polimerleşme tepkimesi verirler mi? Tabii ki. Alkanlar verir mi? Vermez. Çünkü yapılarında pi bağı yok. O zaman alkenler ve alkinler polimerleşme tepkimesi verirler. Özellikle de polimerleşme kimde karşınıza çıkacak? Alkenlerde çıkacak arkadaşlar. Polimerleşme tepkimesine devam edeceğim. Ama onun öncesinde bir bilgi vermemiz lazım. Arkadaşlar alkanlardan hidrojen koparttığımızda alkiller oluşturmuştuk. Mesela CH3 noktaya metil demiştik. Mesela C2H5 noktaya etil demiştik. Hidrojenleri koparmıştık ya. Bu hallerine CH4 metandı. Bir tane hidrojen koparttım. CH3 metil. Sonuna ne getirdim? İl. O zaman alkenden de bir tane hidrojen koparırsanız ne oluşur arkadaşlar? Alkenil. Mesela C2H4 ismi eten. Bir hidrojen koparttım, etenil. Bakın şu hal. C2H4 dediğimiz buydu.
Bir tane hidrojenini koparttım, bu hale getirdim. Buna etenil diyoruz. Özel ismi ise, bunu bilmek zorundasınız, vinildir. Devam. C3H6 propen. Bundan bir hidrojen koparttım, C3H5 oluşturdum. Ki şu yapı bakın, şunlar duruyor. Uçtan bir tane hidrojeni koparttım. Bunun ise özel ismi allil ya da yupak ismi propenildir arkadaşlar. Peki bunu niye anlattık? Şimdi polimerleşmede göreceksiniz. Sevgili gençler, elime vinili alsam, bakın. Şurayı görmeyin, şöyle kapattım, şurası vinildir. Tamam. Biraz önce anlattık, şurası vinil. Vinile ne bağlamışım? Klor bağlamışım. Dolayısıyla bu vatandaşın ismi vinil klorür. Peki bundan N tane almışım, pi bağını kırarak polimerleştirmişim ve bu yapıyı elde etmişim arkadaşlar bakın. Bu vatandaşın ismi ise polivinil klorür. Yani kısaca PVC, kapı, pencere doğramalarda kullandığınız o vatandaş bu arkadaşlar. Bakın nereden ürettik? Etenden başladık, sonra vinil klorür elde ettik, onu polimerleştirdik, PVC'yi elde ettik. Yani günlük hayatta karşımıza birçok yerde bu alkenlerin polimerleşmiş hali var. Mesela kauçuk, alkenlerin polimerleşmiş hali. Polistiren dediğimiz yine karşımıza çıkıyor. Gibi gibi gibi. Bakın hemen altında bir tane daha örneğimiz var ki bu da karşımıza en çok çıkanlardan bir tanesi. Bu vatandaşın ismi tetrafluor etilen. Hocam niye etilen? Şunları kapatırsanız bakın burada çift bağ iki karbon var. Bu iki karbonlu alkenimizin ismi eten ya da etilendi. Kaç tane flor bağlamışız? 4 tane. Tetraflor etilen bileşiğidir. Peki bundan N tane alıp sayısı artık kaç olursa milyonlarca N tane aldım birbirine bağladım. Bağlarken pi bağları kırıldı birbirine bağlandı. Politetraflor etilen dediğimiz teflon bileşiğini elde etmiş oldunuz arkadaşlar. Ne yaptık o zaman? 1. Alkenleri katılma tepkimesi verdik. 2. Polimerleştirdik. 3. Bu bilgiyi bilsen de olur, bilmesen de olur ama bilirsen iyi olur. Olarak karşına çıkarsa alkenler Bayer ayracı KmnO4 arkadaşlar tepkime vererek yükseltgenlerler ve KmnO4'ün mor menekşe rengi kaybolur demiş. Arkadaşlar bu KmnO4'e Bayer ayracı deniyor ve bu ayrac alkenlerin ayracıdır. Yani nedir o? İşte hidrokarbonlar içerisinde bununla tepkime veren tek madde alkendir. Onun için eğer KmnO4 ile tepkime veriyorsa o vatandaş alken olduğu için sınıflandırma sorularına karşına çıkar. Der ki adam X hidrokarbonu Bayer ayracının mor menekşe rengini gidermektedir. O zaman o vatandaş kesinlikle alkendir. Gidermemektedir diyorsa alken değildir diyoruz arkadaşlar. Yani bu reaksiyon sadece alkenlere ait bir reaksiyondur diyoruz ve videomuzu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.